Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Dazemantle bölümüyle karşınızdayım. Dazemantle'a kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Daha doğrusu kaldığımız yerden değil. Biz en son ne yaptık? Buradan sevgili dostlar, sahil başı istasyonundan kendimizi yukarı doğru ışınladık. Cezaevinin oralardan mantar topladık ve topladığımız mantarlarla %2,5 daha yüksek hasar veren yemeği yaptık. Canavarlara karşı %2,5 hasar buff'u olan yemeği yaptık. Bununla beraber çiftliğe geldik. Çiftliği bir miktar geliştirdim. Çiftliği bir miktar geliştirdikten sonra videoya giriş yaptım sevgili dostlar. Buranın ışınlanma zıbıdığının yerini göremedim. Bazen gözüm görmüyor. Tamam, burada. Daha öncesinde hiç gitmediğim bir yer olduğunu fark ettim. Önce bir çiftlik kurduğum yerden oraya doğru gideceğim. Çünkü gerçekten haritada karanlık olması bir acayip yani. Daha önce hiç gitmemişim. Burası neymiş böyle ya? Evet. Bu ev yapma görevi galiba. Burası bomboş bir alan olduğu için buraya kendi güvenli evimi yapabiliyorum, öyle mi? Oğlum harbiden bomboş bir alan lan. Vay anasının gözü. Tamam, bu görevle daha sonra ilgileniriz. Şu an için hiç ev yapmaya falan girişesim yok. Hiç aranızda ev yapan oldu mu bilmiyorum da Dazemantle'da. Böyle çok aradığım bir şey olmadı ya. Özellik olmadı ev yapma muhabbeti. Yani sandıklar ve kamp ateşi yetiyor. Ev olsa ne, olmasa ne. Ben hızlıca ışınlayıcıya doğru gidiyorum. Ve bu sahil başı personel kampını takip edip gaz maskesi alıp tapınağın içerisine gireceğiz. Sevgili Barış Tadebiren, selamlar, hoş geldin. Nevanitro, selamlar, hoş geldin. Geçenlerde bir dilekçeden bahsediyordun sevgili Barış. Acaba konuyla alakalı bir gelişme yaşandı mı? Senin adına olumlu bir haber var mı? Ne alemdesin? Aşkım bir parça cam atacağım. Şimdi buradan görev gereği şuraya doğru gitmem gerekiyor galiba. Şuraya bir yere. Buradan bir yardıralım bakalım. İletilmesine sevindim. Oyun gerçekten keyifli sevgili dostlar. Ve çok fazla yan etkinlik var. Çok fazla yan etkinlik olduğu için muhakkak yapacak bir şeyler buluyorsunuz. Bu arada kameramı şöyle belli bir süreliğine kapatayım. Sabaton timer değil, kamera kapalı. Sabaton timer işlemeye devam etsin. Şu kenarda şöyle. Up. Bebeğimi ben de alabilir miyim? Teşekkür ederim aşkım. Evet, bayağı uzun sürüyor efendim dediğim gibi. Ne kadar saatlik gameplay'imiz var? Hemen bakayım sizin için. Toplamda 35 saatlik bir gameplay'imiz varmış bu oyun için. Ama ben oyalanıp gereksiz malzeme topladım yani. Hızlıca böyle oyunu bitireyim gideyim diye hikaye modunu falan oynamadım. Hikayesini devam ettirmedim. Türkçe dil desteği falan da vardı. Bol bol DLC de geldi buna. Oo, içeri girmeden evvel ses kaydını dinleyip ateşi bir yakmak lazım. Kapatacağım, omzumdan vuruyor. Ses kaydını bul ve dinle. Kayalık Dağ Yolu güzergahını takip et. Hay hay. Campsite looks empty and neglected. No gas masks. Really frustrating.
It looks like the station crew have made camp and then continued through the Rocky Mountain path. We'll follow them. I should also mention, I felt some unusual mental discomfort during our trek through the wilderness. Am I starting to go crazy? Abby. Yavaş yavaş bu yolculukta akıl sağlığını mı yitiriyor bunlar acaba? Şimdi buraya mutasyonun bir göktaşı yardımıyla geldiğini biliyoruz. Daha doğrusu bu insanların delirmesine ve mutanta dönüşmesine sebep olan şeyin göktaşı ile gönderildiğini düşünüyoruz şu mana taşlarının. Piramidin içerisinde bununla alakalı bir bilgi olabilir. Görüşmek üzere sevgili Barış, dikkat et kendine. Ali Kaçay, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için, sağ olasın. Hoş geldin. Orada bir şeye triggerlandın da. O ikisini bir arada kesebilmene çok sevindim. Buralarda baya baya bir ilerleyeceğiz anlaşılan. Şu yoldan gideceğiz. Buradaki kayaları kıramayız. Orası çıkmaz sokak o zaman. Çıkmaz yol. Buradan ilerlersek bu aşağısı da çıkmaz yol. Şuradan ilerledin. Yok, köşede geçiş var galiba. Buralardan şöyle bir şekilde içeri gireceğiz ama. Abi. Yaratıklar benim gözümü korkutmuyor da. Yol fena uzun. Merhaba. Katanam upgrade'li ve yerli yerinde. Şu ara beni nereye alır? Tapınağın içine alır galiba. Burada sütun gibi bir şey var. Buradan aşağı atlarsam ölürüm. Lav falan var oralarda. Abo. Tam bu aradan geçmiyoruz. Şu yukarıdan devam ediyoruz yolumuza ve aşağıya düşebileceğimiz bir... Ay! Dostum üzdün. Neyse, Allah'tan öldürdüklerimiz yeniden canlanmıyor. İyi ki buranın yeniden canlanma olayını kapattık, yoksa mahvederdi bizi. Buradan aşağı düşmek mümkün, yol tehlikeli diyecektim. Laps diye tuzağa oturdum cümlemi tamamlayamadan. Köşelerden devam. Ağaçlık alanlara tuzak kuramazlar. Oğlum nerenin tuzak, nerenin değil. Belli değil. Tetiklenme lütfen. Çık gir içeri, gözünü seveyim. Buradan girecek, buradan böyle geçecek. Şuradaki aradan bir yerden içeri girecek. Abo. Tamam, en azından sen çok tehlikeli yaratıklardan değilsin. Şunları kesip tabii ki... Ey. Hem mana kristali toplayıp hem can toplarım. En olmadı bandajım var zaten. Mümkün mertebe ölmemeye odaklanacağım. Çünkü aynı bölgeden tekrar geçmeyi arzu etmiyorum. Peki şurada... Küreyi alsam 2 dakika. Burası bana bir şey verir mi? Çünkü çok kazılabilir alan gibi durdu bura bana.
Evet, bir tane plastik poşet. Şahane. Harika bir gelişme. Merhaba. Burada dikkatli olmam lazım. Tam şeye bakıyordum, hani neyi yiyebilirim, neyi tüketebilip can yenilirim diye. Manayı al. Bir de şey yap. Şuradaki kızılmantarı da at. Elektronik parçayı al. Deri falan da önemli. 4 stek yaprak var elimde. Zaten fazla fazla yaprağım var. Ama yapraklar çoğu şeyde yakıt olarak kullanılıyor. Kalsın bakalım, ne yapalım. Emrecim hoş geldin, nasılsın? Keyfin her yerindedir inşallah. Hoppa, şöyle bir kameramı aşağı aldım. Tertemiz. Neyse, en azından manaları manalardan yana bir sıkıntı yok. Toplayamıyoruz. Bölgeyi derinlemesine araştır. Hadi. Vallahi iyiyim ya. Nasıl olayım sevgili Aykentir? Devam. Aha. Şu muhabbet çok iyi oldu. Bu arada yakmadığımız sadece 6 tane kamp ateşi kaldı dostlar. Şurada ateşin olması o kadar iyi oldu ki. Geriye dönüp bıraktığım lootlarımı toplayabileceğim hem. Hem loot bırakmayacağım hem de aşağı inmeden gerçekten güzel bir takviye noktası oldu. Gerçi çok fazla kaynak bırakmadık. İşin güzel yanı o. Çok fazla kaynak kullanmadık. Hani oturmadan hareket edebilecek durumdayız. Şuraya bıraktım eşyaları. Ve devam edelim yoldan. Bu ne? Mahzen canavarı muhafızı. Antik yapının içerisindeyiz şu an, değil mi? Volkan Ağzı Tapınağı. Gitmem gereken yer burası. Buradan amacımız sevgili arkadaşlar şeyi bulabilmek, gaz maskelerini bulabilmek. Gideceğimiz noktaya ulaşıp mezarları falan araştırmıyorum ya. İçinden ya seramik çıkıyor ya iskelet çıkıyor. Kendi kendimi içerimi kilitledim. Çok iyi. Ve her yerde mahzen muhafızları var. Cam bassam kendime iyi olur. Niye mayınları kullanmayayım ki? Buraya gel. Çok iyi. Bu kapılardan birini açtı.
Buraya her ihtimale karşı kamp ateşi koymuşlar. 50. kamp ateşimi keşfettim. Buraya bak. Şaka mısın? Şu mesele. Üf. 5 tane mayınım olsa ben bunu hallederdim de. Mayınım yoktu. Sandıkların içerisi boş oluyor genelde dostum. Yani bunlar ölülerin sandıkları olduğu için göstereyim sana. Genellikle boş oluyor. Ya boştan kastım patates veriyor kral. İşime yarayacak bir şey değil. Mayın ver. Mayın ata ata mahvedeceğim bunu. Aa. Oğlum mayın. Mayın. Güzel. Boss'u devirdik. Ama yola devam etmeden evvel kesinlikle bir bandaj kullanacağım. Sevgili Bronzebeard, Warhammer'a henüz giriş yapamadık efendim. Ben de Warhammer güncellendi. Lakin Serkan da Warhammer güncellenirken bir sorunla karşılaştı. Bir yıl 30 gün gibi falan bir şeyler yazıyordu böyle. 3 ay 10 gün güncellenme süresi. Benim Steam kafayı yedi dedi. Ben de dedim hani seninki güncellenene kadar ben de bir en azından Dismantle'a giriş yapayım. Şu an bunun kesilmesiyle beraber bir şey oldu mu? Hayatımızda bir şey değişti mi? Umarım değişmiştir. Hatta size SS'ini gösterebilirim. Serkan da bana gönderdi SS'i. İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Shift tab atsam, Shift tab'dan şöyle bir yakalasam. Hop hop. Ama adam şöyle bir şeyle karşılaşmış. Bak. Tipe bak. Total War Warhammer 3 yükleniyor. 3 ay 11 gün kaldı. Ve indi yani. 2 GB indi. İçerisine kurulumu. Valla biz de anlıyorum hocam dedik ve saldık. Evcil hayvan DLC'm yok efendim maalesef. Evcil hayvan DLC'si ve işte su altı dünyasıyla zindanları falan almadım. Dedim önce bir ana oyunu bitireyim. Ana oyunu bitirdikten sonrasına bakarız dedim. Ve naneyi yedim. Şu an... Steam olmak dolar. Alınır ya orası dert değil de tabii. Dolar dolar maymun maymun. Ben oraya nasıl gideceğim şimdi? Haritayı şeyi kestik. Boss'u mosu kestik. Oraya gidişin bir yolu olmalı. Şuradaki bak dar aradan geçiş sağlanabilir mi acaba? Bir deneyeceğim. Buradan şöyle yan tarafa doğru bir rotasyon almayı. Buradan şöyle bir rotasyon alsak, buradan buraya gelsek, buradan böyle geçsek şuradan yemez. O zaman içeriden girip buranın dışarısına çıkmayı denesek. Peki. Karşıya geçmek gerekiyor. Aşağı düşmeyek de şimdi durup durmadık yere. Sen nadir bir geyik misin? Değil. Daha nadir deri falan bir şey verir gibi geldi bana burada. Umarım boş beleş geçmemişimdir ya.
Buradan devam edeceğiz o zaman. Mezarların içi boş çıkıyor. O yüzden dediğim gibi uğraşmadım. Aha. Gaz maskesi sonunda. Zehirli bölgelerde hayatta kalmanı sağlayan gaz maskesi. Bunu bulduk. Burada tapınağın, artık tapınağın girişine gideceğiz. I'm alone and badly wounded. I'm hoping Crown received my message and help is on the way. I fear all my colleagues are dead. We shouldn't have come here. Supplemental. Still alone and waiting. If anyone finds this recording, please listen carefully. I understand it all now. We set it free. It's what we did at the pyramid. Will it happen to me too when I die? İlkel keşif gezisi görevini tamamladık. Bununla beraber bu bize gaz maskesini yapmayı öğrendi. Yapmayı öğretti. Ve burası bizi nereye çıkardı? Hop, kısa yol. Normalde kısa yol olması gereken yol. Ama ben neredeyim şu anda? Okey, tamam, kısa yol değil, orası ayrı bir harita. Ben buradan sahil başı kampına doğru gidebilir ve bu sahil başı kampından sonra buradan gidip tapınağa doğru geçiş yapabilirim. Piramidin tepesine tırmanmayı denemiştik, hatırlıyor musunuz? Piramidin tepesine çıkamamıştık. Piramit de burada aslında. Buraya giderim, buradan ışınlayıcıyı kullanırım. Işınlayıcı bizi Mandrake'nin elmas madenine ışınlar. Mandrake'nin elmas madeninden de buraya giderim ya da buradan mı yürüyerek gitsek? Şimdi gaz maskesi yapmayı öğrendiğimiz için artık böyle işler biraz daha rahat olur diye düşünüyorum. Ve merak ediyorum, bütün bu görev dizisi sevgili dostlar, bilmem kaç bölüm sürdü. Bütün bu görev dizisi gaz maskesi içindi. Bu yüzden bu gaz maskesi görevinin sonu beni acayip merak ettiriyor. Niçin aldık bu gaz maskesini yani? Sevgili Foxhaken, 11. ayında teşekkür ediyorum. Foxhaken, 11. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Şurada bir kamp yap. Burada kamp yaparken icat et ve üretten. Nerede gaz maskesi? Şurada. Bu gaz maskesi bizi komple hayatta tutacak. Envanter dediğim zaman başlığa takılıyor galiba. Yep, başlığa takılacak. Şimdi gaz maskesi taktım diye sıcaklamam inşallah. Şimdi bir şey daha yapmak istiyorum. Ne vereceğini bilmiyorum ama benim 8 tane kerestem yok. Peki şeye gidiyoruz. Kereste almak için Pike'ın çelik fabrikasına. Batı Katır'ın oraya ışınlanıp yürüyeceğiz. Onda şuraya doğru, bağlantı kulesine doğru ışınlayacak bizi. Buraya bir yol noktası koyayım. Oraya kadar yürümeyeceğim. Keresteleri alıp buraya geri geleceğim. Çünkü o köprüyü yapmak istiyorum. Darboğaz Vadisi'ne mi seyahat edeceğiz? Darboğaz'da herhalde ya. O. Buradakileri komple kesmeyi aktif etmediğim için benim kabahatim tabii de. Şuraya baksana, evi yemişim komple. Ev yok, bir şey yok. Biz buraya ikinci çiftlik yapmayı falan mı düşündük acaba? Sen nasıl ölü duruyorsun ya? Tertemiz. Devam. Yapma lan. 5 dakika gözümün önüne bakmadım ya. Abi üzdüm be.
5 dakika kafamı çevirdim sadece. Geyiği rahat bırak, onunla işimiz yok. Dön buradan, normal yoluna devam et. Yo 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 yo. Üç tane metal için düştüğümüz şu duruma bak ya. Almasan ne olur o 3 metali? Hiçbir şey kaybetmezsin. Ama yok, illa ben alacağım ya. Ama şey, birazcık kahpeceymiş açıkçası. Aynı tuzağa ikinci defa düşüyorum. Tuzak sıfırlanmasın bari ya. Ben artık speedruncı Joe'yum. At gibi koşacağım. Lan lan lan! Bak oğlum, başka tuzak var mı lan? Adım attığımız yeri 50 defa düşünüyoruz. Bu neymiş ya? İnanılmaz. Ben bir daha buraya gelmiyorum abi, kalsın. Batsın yani, köprüsü de batsın, şeyi de batsın. Gitmiyorum o fabrikanın oraya. O fabrikanın oraya anca nasıl giderim biliyor musun? Giderim. Buradaki yerde tekrar dirilmeyecekleri şekilde ayarlarım. Ya da alttaki kampta bir yerde oturur, artık orayı koştura koştura temizlerim de. O kadar acelesi yok. Ben buradan yürüye yürüye o mahzene giderim hocam. Nasıl olsa kestiğimiz adamlar falan belli. Tapınağın üstünde loot mut var mı bir bakalım da, motor olduk ya. Yok, ben önceden oyunu bitirmedim. Yarım bırakmıştım oynarken. Hazır baktım hani Sabaton dönemi. Dedim ne oynasak kar. Ne oynasak keyifli. Öyle bir giriştim. Buradakiler de mi yeniden canlandı? Abo. Galiba biz burada defalarca kez öldükten sonra o şeyi aktif ettik. O yüzden bu kestiğimiz adamları kestik saymıyor. Şurada kazılacak hazine vardı, orayı aldık. Tam sıkıntılı adamlardan birinin else köküne vurdum. Dediğim gibi şeyler boş çıkıyor, sandıklar. Oradakiler dandik sandık.
Şuradan tapınak geçidinin oraya doğru gidelim. Tapınak geçidinin oradan ne yapacağız peki? Bence tapınak geçidinin oradan kaşif ana kampına. Kazı alanı B'ye. Oradan kaşif ana kampına da. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk gibi duruyor. Kesinlikle öyle bu arada. Ben neredeyim? Uf. Olmak istediğim en güzel yerde bebeğim. Oraya buradan gidilmiyor. Burası ne abi? Burası eşeğin örekesi. Burası bir boka çıkmıyor. Balık tutma yeri. Madem buraya kadar geldik, şu aşağı inip balık tutalım madem. Sırf balık tutmaya mı geldik buraya ya? Balık tuttum diyelim. Nereye koyacaksın o balıkları? Mesela 3 çeşit balık çıktı falan. Kasaba mı geliyor? Muğla aşkım. Evet, tut 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 tut. Loot yapması falan eğlenceli canım. İndirme bitti. Süper. Gidip geyiğe zehir atıyor. Manyak. Manyak bu manyak. 2-3 stek bırakam da şurada. Ben o zaman balığı tutam. Oradan save alıp oyundan çıkam ve Total War Warhammer 3'e giriş yapalım bu oyunun ardından. Zaten fark etmişsinizdir, acık bir baygınlık geçireceğim yani. Sürekli ölmekten. İçim sıkıldı ya. Öl öldür, öl öldür. Oyun sıkıcı değil. Ben çok öldüm. Alparslan, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? Humanity Z ne demek oynamadım Scrapper? Humanity Z için 7 bölümlük video var Samet Güngör Live YouTube kanalında. Oradan göz atmış mıydınız efendim? Birazcık daha o oyunun gelişmesi lazım bu arada. İlerleyen aşamalarda, ilerleyen güncellemelerde muhakkak göz atacağım oyunlar arasında kendisi. Bereketli bir alanmış. Şu an gaz maskesinin durmasının bir anlamı yok bu arada. Kovboy şapkası artı 3'ü giy. Tamam, şimdi beni buradan çıkar aslanım. Beni buradan çıkar ki save alayım. Gene sahil başı istasyonuna gidip ışınlanacağız galiba ya. Burayı çok karışık yapmışlar. Artık tapınağa falan daha sonra gideriz. O ormanlık arazilere de girmeyeceğim. Hoppa. Tertemiz. Şimdi burada bir save'imizi alalım sevgili dostlar. Ve yavaştan Dazemental'ın sonuna gelmiş olalım. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.